Selamlar Kerem. Bu konuşma serisini böyle bir sanat dünyamızdaki bazı yazıların da eşlik eden bir seri gibi yürütüyorum. Kafamda bir tartışmalar serisi vardı ve temel mesele de aslında sanat yapıtı ve deneyimlenme biçimleri, nasıl deneyimlendiği ve deneyimlenme zamanları ve bunun üzerinden kurulan yapılar gibi diyebiliriz. Seninle en çok tartışabileceğimiz şeylerden bir tanesi olarak ilk aklıma gelen sanat yapıtının deneyimlenme zamanının dijital deneyimleri de belki dikkate alarak, ama öncelikle yapıt nedir, sanat nesnesi nasıl bakıyorsun, neye sanat nesnesi diyorsun, oradan bir başlayalım istedim. Sanat nesnesinin temsilleri ve kendisi arasındaki fark hakkında bir giriş yap istersen, oradan bayağı bir konuşacak şeyimiz çıkabilir. Tabii. Teşekkür ederim davetiniz için. Belki nesneden bahsetmek gerekiyor önce. Hani sanat nesnesine girmeden önce. Tabii. Nesne dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Yani fiziksel elle tutulan işte bu kalemi mi kastediyorum? Ama bakıyorum mesela işte bir dokunma duyusu alıyorum bu kalemden şu an. Bir grilik alıyorum. Aslında bahsettiğim şeylerin hiçbiri kalem değil. Buradan ben bu duyulardan bir toplam kuruyorum zihnimde. Ve bunu bir kavramla ilişkilendiriyorum, bu duyuları. Daha önce de görmüşüm bunları, öğrenmişim. Dolayısıyla ben buna kalem diyorum. Yani duyu verileriyle zihnimde kurduğum o örüntülere nesne diyoruz. Eğer fiziksel nesneden söz ediyorsak, tabii soyut nesneler de var. Yani bir matematikçiye sorsak bize başka şeyler söyleyecektir. Biz burada daha çok gündelik dildeki nesneyi anlıyoruz herhalde, nesne deyince. Dolayısıyla nesne dediğimiz şey zaten zorunlu olarak kavramsal bir şey. İlkin bu tarafı var. Şimdi buradan sanat nesnesine gittiğimde sanat nesnesinin biz sıklıkla o an o sırada gördüğümüz fiziksel nesne olduğu yanılsamasına düşüyoruz. Oysa ki değil. Aslında sanat nesnesi de demek ki yani herhangi bir nesne gibi bilişsel olarak kurduğumuz bir şey. Benim de düşüncem işte bu madem böyle bir bilgi var felsefede başka alanlarda da. Bunu niye estetiğin içine katmıyoruz? Niye bu şekilde görmüyoruz? Niye illa inatla o malzemeye konsantre oluyoruz? Bunun tabii tarihsel nedenleri var. Belki vaktimiz olunca konuşuruz. Yani o materyale yapılan vurgunun, sanatın, resmin ve heykelin sadece onun üzerinden okunmasına yönelik bir takım teoriler de var. Ama bu hala günümüzde de geçerliliğini koruyan, yani sanat nesnesi deyince işte önümde duran heykel, gördüğüm resmi anlıyoruz. Burada, yani bu konuşmada biraz belki bunun dışında nasıl görmeyi deneyebiliriz konuşmayı planlıyorum. Evet. Bir Ne iki örnek yapayım? istersen onların üzerinden gidelim. Çünkü sanat yapıtı, ürün, nesne, bütün bu ilişkileri konuşabilmek için bir iki örnek üzerinden gitmemiz güzel olabilir. Tabii yani herhangi bir yapıta örnek alabiliriz, ne bileyim. Mesela Rodin'in işte bu öpüşen çiftler heykelini düşüneyim. Şu an o geldi aklıma. Düşündüğüm zaman değil mi? Orada aslında o taş kütlesinden, o taş kütlesi kendi başına sanat nesnesi değil bir defa. Yani onu sanat olması için işte taştan olması yetmiyor. Demek ki orada bir şeyler var aradığımız. Nedir bunlar? İşte biçimsel şeyler arayabiliriz. Mesela işte sanatçının insan bedenini ne kadar iyi şey yaptı, yonttu. Ama bu kavramsal bir şey, bu sözün ettiği bir şey. Yani sanatçının insan bedenini ne kadar iyi yonttuğu bir fikir.
gözle görülür bir şey değil. O malzemenin üzerinden ben işte kompozisyonuna bakıyorum, güzelliğine bakıyorum, işte malzemeyi kullanma tekniğine, yetisine bakıyorum. Bu bir kısmı. Dolayısıyla burada bir uçuşmaya başlıyor yani nesne. İkinci taraftan işte mesela figürasyona dair bir takım bilgilerim var benim, yani figüratif sanata dair, pozlara dair, insan pozlarına, insan anatomisine dair bir takım fikirlerim var. Bunlar bir yerde toplanıyor. Sanat tarihinden öğrendiğim bilgiler var, geçmişten bildiğim şeyler var. Bunlar bir yerde toplanıyor. Dolayısıyla ben bütün bu toplamlarla, bu noktalarla birlikte bir yoğunluk, bir alan oluşturuyorum, bir bulut gibi sanki. O buluta sanat nesnesi diyebilir miyiz acaba diyorum. Ve o tabii ekstra ne gibi katmanlar var. İşte çalışmanın üzerine sanatçının söylediği şeyler var. Diğer yapıtlarıyla ilişkisi var. Mesela bir yapıt hiçbir şey söylemez genelde. Yani örneğin işte muz hikayesine geçen sene çok şey olmuştu, popüler olmuştu. İşte duvara muz yapıştırdı. Şimdi kimileri için şok edici. Ama bir hani Arte Povera'yı, Dada'yı, Pop'u, kavramsal sanatı bilen herhangi birisi için hiç de şok edici değil. Aksine çok belki de klişe. Ama bir taraftan sanatçının diğer işlerine baktığımızda ki bazı işleri oldukça büyük teknik ustalık, hani zanaat da gerektiriyor. Çok detaylı hiper gerçeklik çalışmaları da var. Onların içinde o şakalarını da bildiğimiz için o muz bir yere oturuyor. Şimdi sadece biz orada muza odaklanırsak tabii ki bir şey ifade etmez. Ucuz bir şaka olarak kalır. Ama sanat tarihiyle bağını kurduğumuz zaman onu daha iyi konumlandırabiliyoruz. Demek ki tek bir çalışma zaten anlam ifade ederken çok zorluk çekeriz. Yani bir şeylerle ilişkilendirerek biz yapıtları kuruyoruz. Bu ilişkilendirme hem sanatçının kendi dizgesi, hem sanat tarihsel dizge, hem de benim sanatın dışında öğrendiğim her şey. Yani bu futbol da olabilir, müzik de olabilir, gündelik yaşamda gördüğüm bir şey de olabilir. İşte sabah Üsküdar'daydım, deniz manzarasını izledim mesela, o da olabilir. Bunların hepsiyle ben bir imge, bir bulut oluşturuyorum. Ben buna sanat nesnesi demeyi tercih ediyorum. Bunu niye vurguluyoruz tabii? O da önemli. Çünkü fiziksel nesneye yoğunlaştığımız zaman birkaç tuzak var orada. Bir fetiş tuzağı. Yani o nesnelerin o fetişist maddiyatına doğru giden bir tavra neden oluyor. Yani sanki örneğin nesneyi satın alınca sanat nesnesini satın aldık zannediyoruz. Aslında sanat nesnesi satın alınıp satılabilen bir şey değil. Alıp satamayız yani. Yani çünkü bir maddesi yok o anlamda. Biz onun icra edildiği bir takım parçaları, malzemeleri satın alırız. Bir de evet, bu şey kısmıyla bir ilgisi var tabii. İşin işte daha kapitalist şeylere yol açtığı için olsa gerek. Bir de felsefi olarak zaten felsefe de bu klasik anlamda nesneyi çoktan aslında yani bir yüzyıl önce çökertmiş durumda. Yani nesne diye bir şey yok artık birçok felsefi düşünürün görüşünde. Olay var sadece. Yani bizim nesne dediğimiz bu fiziksel elimde tuttuğum kalem geçici bir örgütlenme, statik. Bunun statik oluyor oluşu benim öyle görüyor oluşumdan kaynaklanıyor. Ki gerçekte statik değil. Ki ben de pek öyle görmüyorum aslında. Bakarsan sürekli gözlemim de hareket halinde. Yani buradaki bu fiziksel toplamım, kalem diyorsam. Kaldı ki buna başka boyutlarda baktığımda, örneğin zamanı genişlettiğimde zaten kaybolup gidiyor. Yakından baktığımda işte içinde fıkır fıkır atomlar hareket ediyor. Neyse, demek istediğim böyle bir akmaya yönelik bir evren varken, hareket etmeye yönelik bir evren varken biz bir şeyleri böyle statikleştiriyoruz. Bunu bazen hayatta kalmak için mecburen yapıyoruz. Örneğin ben işte sizin yüzünüzü dün gördüğüm yüzle eşleştiriyorum ki tanıyayım diye. Böylece şaşkınlığa uğramıyorum. Yani öbür türlü delirirdik. Hani her şey hızlıca değişse. Dolayısıyla bazen sabitlememiz gerekiyor. Ama sanatta bu ne kadar gerekli? Ondan çok emin değilim. Sanatın da o ne diyelim, o akışa uygun
gitmesi bana daha şey, yaşamsal geliyor. Hayata daha paralel geliyor ki sanatı da hayat için yapıyoruz. Yani hayatla birlikte yapıyoruz. Onu böyle fetişleştirip yüceleştirmek ve nesnelere indirgemek o yüzden çok doğru gelmiyor. Biraz dağıttım konuyu. Çok bir sürü şey açtım ama isterseniz evet, siz biraz devam edin. Ben de birkaç ekleyeyim. O maddelerden belki sen yeni şeyler ilave edersin. Şimdi bir tane söylediklerinden biri tabii ki sanat tarihinde, modern sanat tarihinde, işte günümüz çağdaş güncel sanat tarihinde çok mesele olan şeylerden bir tanesi sanatın objesizleştirilmesi arayışı, nesneden özgürleştirilmesi arayışı. Hani bunun büyük bir tarihi var elbette. Ve bunun günümüzde geldiği noktanın ne olduğu diye bu konuda bir şeyler söylemeni isteyebilirim. İkincisi, bazen sanat nesnesi deyince illaki fiziksel nesneyi değil de performans da olabilen veyahut dijital bir ürün de olabilen yapıtı kastettiğimiz de olabiliyor günümüzde özellikle. Ve böyle bahsettiğimizde hani sanat yapıtının zamanı ve onun deneyimlenme zamanı dediğimizde acaba hani tartışsak dediğim şeylerden bir tanesi de buydu. Performans ya da heykel veyahut video olan bu yapıtın varlığı ve onun deneyimlenme biçimleri. Tabii sen burada sanat nesnesi alınıp satılamaz, materyaller alınıp satılabilir dediğinde orada tam da hani o materyalin ne zaman sanat nesnesi olduğu ve sanat nesnesi olmayan materyal diye bir mesele devreye giriyor ki o konuda da bir şeyler söylemek isteyebilirsin. Bu videolarda söz gelimi kendini çok iyi gösteriyor. Bir videonun sonsuz kopyası olabilir, YouTube'a da yükleyebilirsin. Ama 5 tanesi sanat nesnesi kopya, bir tanesi artist proof kopya, diğerleri de materyal kopyalar gibi. Değil mi? Şu anki video artı durum yaklaşık bunun gibi diyebiliriz. Yani söylesen sen al buradan. Şöyle başlayabiliriz yani bu son dediğinizden. Şimdi ben bir video yaptım bir sanatçı olarak diyelim. Bunu Instagram'a koydum. Instagram'da bunu bazı kesimler, mesela siz ve işte sanat çevresi bunu bir yapıt olarak algıladı. Aynı mecranın içindeyim, hala Instagram'dayım. Ama işte bazı insanlar da bunu öyle algılamadı. Herhangi bir video gibi algıladı. Ve buna aynı. Malzemesi aynı, sunulduğu mecra da aynı. Şimdi burada o zaman ne belirliyor bunların sanat yapısı oluşunu? Artık eskisi gibi şeye de sığınamıyoruz. Kurumsal sanat teorisine. Çünkü müjdeden söz etmiyorum burada. Ben Instagram'da paylaşıyorum. İzleyicilerin kurduğu o cemaatler ve bunlar da o kadar akışkan ki artık. Yani Instagram'ın içinde sanat cemaati de var. Popüler videoları izleyen insanlar da var. Ya da o videoyu tamamen başka bir nedenle de birisi sevebilir. Demek istediğim yani sosyal yapı onu sanat nesnesi kılıyor. Nesnenin kendisi zaten kendi başına anlamsız bir şey. Bu yine tekrar edeceğim. Sanat nesnesi için geçerli değil. Her nesne için geçerli. Bir nesnenin fonksiyonu olabilmesi için onun bir bağlamda yer alması gerekiyor. Ve onu kullananın, onu izleyenin o bağlamı bilmesi gerekiyor zaten. Kendi kendine bir nesneler anlamsız. Dünya anlamsız bir yer kendi kendine. Biz ona anlam ve duygu yüklüyoruz. Şimdi burada dediğiniz birkaç kritik şey var. Bir performans dediniz. Ben ona performatif üstünden yaklaşmak istiyorum. Bence bizi bu nesne sorunundan kurtaracak en iyi şey zaten performatiflik meselesi. Performatif demek performans demek değil tam anlamıyla. Bir sürü kullanımı var. Judith Butler'ın da bir daha yaygın performatif terimi var. Ben burada biraz şey anlamında kullanmak istiyorum. Dilin de yani bu kullandığımız terminolojinin de aslında bir nasıl diyelim, bir süreç içinde evrimleşen, değişen, performatif bir şey olduğu meselesi. Sanattan daha net örnek vereyim. Bir ressama, polo düşünelim performans bağlamında. Şimdi Jackson Pollock, Kossuth gibi bakacak olursak kavramsal sanatın önemli figürlerinden, o diyecek ki Pollock'un resmi yerde yapıyor oluşu
çok heyecan verici ama onu duvara asıyor oluşu öyle değil diyecek. Niye bunu diyor muhtemelen? Çünkü resmi o yerde boyaları onu, resmin üstüne akıtırken Jackson Pollock aslında bir performans yapıyor. Biz buna ressam dediğimiz anda işler değişiyor. Ya da resim dediğimiz anda ise duvara asılmış işte yer çekimine dik açıyla gelen mimariye entegre 90 derece statik ne kadar heyecan verici bir resim de olsa hala o resim geleneğinin içine oturuyor. Oysa ki o yerdeyken o sanatçının eyleminin bir izi olarak görüyoruz. Dolayısıyla bunu illa Jackson Pollock gibi değil daha geleneksel ressamlar üstünden düşünelim. İzlenimcilerin mesela serilerini düşünelim. Ne yapıyor? Gidiyor işte aynı mekanı, bir dağ, bir kilise, bir herhangi bir yer, bir sokak. Gidiyor 20 kere, 30 kere çiziyor. Şimdi ben orada tek bir resme bakarak ben bu sanatçının yaptığı eylemi anlayamam. Bütün resimlerinden anlayabilirim. Bu aslında ressam demeyi bırakıp, bunlara da resim demeyi bırakıp, bunlar performans dersek, resim de bu performansın bir öğesi dersek, zaten bu sorundan kurtuluyoruz. Çünkü o süreç içindeki sanatçının çıktıları olarak görüyoruz. Çünkü bunlar çok entegre işler. Yani birbirinden ayrı ayrı düşünemiyoruz yaptığı eylemi. Sürekli gidip aynı yeri çiziyor. Dolayısıyla zaten zamana yayılan bir şey var. Performans meselesi böyle. Performatife çok giremedim, girmeyeyim oraya. Dolayısıyla evet, zaten genel olarak... Orman hakkında da bir şeyler diyordun, onları da istersen belki söyle de beraber gidelim. Ne hakkında? Sarmal Dalga Kırma Yatısı Projeti. Ha evet, Robert Smithson'ın bir çalışması. Oradaki fikir de aslında bu Robert Smithson bir tuz gölünün üzerine bir sarmal bir kayalarla, kumlarla, tuzla işte bir nesne. Arazi sanatı denilen bir şey inşa ediyor, yapı. Şimdi bu benim tezim değil, bunu söyleyen Francis Hossel diye Systems of Art diye bir kitabı olan bir sanat teorisyeni, tarihçisi. O diyor ki şimdi bu çalışmaya diyor biz böyle klasik temsil teorisiyle bakamayız diyor. İşte sarmal neyi temsil ediyor, şu neyi temsil ediyor. Burada diyor karmaşık bir yapı var diyor önümüzde diyor ve bu yapıyı işte Robert Smithson'ın orada çektiği film, orada çektiği fotoğraflar, yaptığı eskizler falan filan. Bunların toplamından bu yapı ortaya çıkar diyor. Buna da diyor ki distributed representation'dır bu diyor. Yani dağıtık temsil. Bir merkezi yok temsilin. Temsil o bulutun üstünde oluşuyor. Ağın üstünde oluşuyor. Ve burada şunu özellikle vurgu yapıyor. Bunu Peter Osborne'la söylüyor Robert Smithson için. İşi merkeze koyup, sarmal dalga kıranı koyup, diğerlerine işin yan parçaları, öğeleri gibi bakmamalıyız diyor. Bunların hepsi eşdeğer şeydedir diyor. Orada yazdığı metni biz sanat tarihsel alışkanlıklarımızdan ötürü çok etkileyici bulmuyor olabiliriz. İlginç bulmuyor olabiliriz ama tamamen o işin çatısını, fikri, teorileşmesini de o metin kuruyor. Burada tabii hikaye şeye de bağlanıyor. Arthur Danton'un sanat dünyası kavramına. İşte sanat dünyası, işte sanatçılar, yapıtlar, şunlar bunlar olduğu kadar da işte sanat teorileriyle de meydana geliyor bir taraftan. Bu sanat dünyası kavramını yapıt üstünde de düşünebiliriz bence. Sadece sanat sisteminin kendisi değil, yapıtı da bir sistem gibi ele alıp, yapıtın da çok farklı birçok öğeden meydana gelen bu öğeler arasındaki karmaşık ilişkilerden ve bu ilişkiler niye karmaşık diyorum? Bunlar geleneksel yapıt okuma teorileriyle çözümlenemez. Yani ikonografik şeylerle, temsilci bakış açılarıyla, dışa vurumcuyla belki bunların hepsi yer yer kullanılabilir. Ama salt biçimci açıdan da bakamayız. Dolayısıyla burada karmaşık bir sistem ortaya çıkıyor diyor. Tabii Robert Smithson'ın özelinde daha da spesifik bir durum var. Orada malzeme de zaten zamana tabi olarak çok fazla değişime uğruyor. İşte o göl kuruyor mesela. Oradaki çalışma kayboluyor ortadan falan. Mesela bu vakıfta o çalışmayla ilgilenen mesela ona özel bir koruma yapmayalım diyor. Çünkü zaten entropiye
düşünerek yaptı bunu sanatçı. Eskiyip yok olup gitmesi gerekiyor diyor. Şimdi o malzeme ortadan kalktığında muhtemelen 100 yıl sonra Robert Smithson'ın o çalışmasının fiziksel varlığı ortadan kalkacak. O sarma dalga kıran. Çalışma ölüyor mu? Yok mu oluyor? Hayır. Devam ediyor çalışma yani. Hatta yani ben bugün birçok yapıtı hiç görmedim. Görmesem de olur. Üzerlerine böyle makaleler falan bile yazıyorum onu. Mesela işte Malevich'in siyah karesini hiç görmedim ama üstüne yazıp çiziyorum. Çünkü emin değilim görmeme gerek var mı? Yani gördüğümde alacağım bir takım etkileri tahmin edebiliyorum. Örneğin Van Gogh'un resimlerini görünce çok etkilenmiştim. Fırça vuruşlarından, şundan bundan. Ama görmesem de o hala çok değerli bir sanatçıydı. Yani malzemesini görmemekten bahsediyorum. Tabii ki de temsillerini, bir sürü temsili gördüm. O da enteresan mesele. Tabii bütün bu temsillerden de bir şey çıkıyor ya, mesela farklı farklı oluyor. Robert Smithson'ın mesela çektiği fotoğraflar pembeleşmiş. Ve onlar artık böyle bir ikona olmuş. O magenta halleri. O da başka bir şey. Kapı açıyor tabii. Bir de şey demiştiniz, sanat eserinin maddesizleştirilmesi. Bunu zaten Lucy Lee Park, işte o meşhur kitabı, tam da bu terimi kullanıyor. Dematerialization diyor. Dematerialization of art object diyor. Kavramsal sanatı açıklarken zaten o 60-70 belki 75'e kadar uzanan dönemdeki hedef buydu. Tabii günümüzde şey de var. Tekrar bugüne bakarsak bugün maddenin ayrı bir, malzemenin ayrı bir önemi var. Çünkü dünyayla kurduğumuz ilişki de değişti. Örneğin dijital sanat dediniz. Orada da ben inatla mesela ters tarafından bakmaya çalışıyorum. Evet, bu imgeler dijital bir ağda, şurada burada, ama bunlar işte bilgisayar kasalarında. Bunlar elektrik tüketen aygıtlarla. Bunlar işte su, toprak harcıyorlar. Bu imgeleri gösterdiğimiz makineler topraktan çıkarılıyor gibi vurgular yapıyorum aslında orada da. Orada tabii yine malzemeyi indirgemek değil amaç, ama şu da mümkün değil. Sanat yapıtını oluşturan tüm bu öğeler öyle veya böyle malzemelerin üzerinde. Yapıt malzemeden ibaret değil ama malzemesiz de olmuyor. Ama bu yani bir işte şiir yazıyorsunuz. Şiir yazmak için kağıt kaleme ihtiyacım var yani. Ya da zihnimdeki nöronlara ihtiyacım var. Yani bir yere o kodun yazılması gerekiyor. Yazdığım şiir bu kağıt değil. Yazdığım şiir beynimdeki nöronlar da değil. O algoritma, o şiir, o duygu. Nerede bilmiyorum. Hani zihinde de yerini bilmiyoruz ya tam. O da çok enteresan. Ama öyle veya böyle bu malzemeleri kullanarak, onları konfigüre ederek, modifiye ederek, üste koyarak, alta koyarak, yanını değiştirerek, değil mi? Yazı yazmak, resim yapmak, şarkı söylemek, işte havayı büküyorum mesela şarkı söylerken. Hep bir malzemeyi konfigürasyona uğratıp yapıt üretiyoruz. Bu konfigürasyon elle tutulur bir şey değil. Ne demek istiyorum? Yani bir şeyin kompozisyonu, iki şeyin yan yana gelmesi ne demek yani? Bu matematiksel, geometrik, uzamsal bir şey aslında. Kavramsal bir şey. Ama o şeyler gerekiyor. O şeyler malzemeler. Ben en azından kafamda bu şekilde kurduğumda biraz sanki anlayabiliyorum. Birkaç şey söyleyeyim. Sen gene al oradan. Şimdi bu Instagram örneği verdim bir tane. Ve kolektif bir anlamlandırmanın kritik olduğunu söyledin, hani değil mi? Instagram'da insanlar görecekler ve ona bir şey atfedecekler. Bu ama her zaman her disiplinde bu erk, yani bu adlandırma erki her zaman community'de, toplulukta değil. Bazen sanatçılar cemaatinde, mesela şiirde, bizim Merve Ertuğfa'nın çok güzel bir projesi vardı, denk geldi mi bilmiyorum. Hani her disiplinden bir profesyonelle bir amatörü yan yana getirip bunları bir tür podcast, radyo programı gibi bir şey yaptırmıştı. Ve burada işte 5 disiplin vardı. Bir profesyonel fotoğrafçı ve bir amatör fotoğrafçı. Profesyonel aşçı ve amatör aşçı gibi.
Bunlardan bir tanesi de profesyonel şair ve amatör şairdi. Şiirde bu mesele çok karmaşık bir hale geliyordu. Çünkü diğer hepsinde profesyonel olanın öyle ya da böyle bir eğitimi var. Yani işte sanatçıysa sanat eğitimi bir şekilde almış, aşçı bir aşçılık eğitiminden geçmiş, fotoğrafçı bir fotoğrafçılık eğitiminden geçmiş gibi. Şiirde iki figür var karşımızda. İkisinin de kitaplarının sayısı yakın birbirine. Diyelim dörder kitapları var. İkisinin de kitaplarının hani bir satışı, ciddi bir satış vesaire yok. Bu yüzden bir para kazandıkları söylenemez. Bir tanesi şair, öbürü amatör şair. Şair olan tanıdığımız bir isim ve bir şiir eğitiminden mesela geçmiş değil oluyor. Böyle bir eğitim yok. Dahası profesyonelliğin bir diğer hani şeyi, profesyonel aşçı ve profesyonel fotoğrafçı buradan para kazanıyorlar. Öyle bir şey de söz konusu değil. Öte yandan onun şair olduğundan, diğerinin amatör şair olduğundan da çok eminiz. Bu konuda dinlerken de herhangi bir kuşku da duymuyoruz. Konuşmacıların kendileri de duymuyorlar. Biz de duymuyoruz. Ama şunu fark ediyoruz o sırada tabii dinlerken güçlü bir biçimde. Şiir yazan kişiyi şair yapan şey ne? Ve oradan fark ediyorsun ki onun o yazılan şiiri şair yapan şeyi bir şekilde sanki diğer şairler cemaatince şair sayılmaktan başlıyor. Başladığı yer bu. Şey değil yani Instagram vesairede okurlarının çok olması değil. Bunun şey örnekleri de zaten çok güzel var. Daha böyle popülist bazı kanallardan şiirleri sevilen insanlar var. Onlar şairden sayılmıyorlar. Şair olması için şairlerce şair sayılması gerekiyor. Bu bir yandan da kişinin kendince kendisinin sanatçı sayılmasının gerekmesiyle de bağlantılı belki. Ya da yaptığının sanat sayılması için sanat olarak kendisinin görmesinin gerekmesiyle. Mesela gene Instagram örneğine bağlayayım. Bir olay olmuştu. Ona nasıl yorumlarsın acaba? Santral İstanbul'un... Evet, orada bir sanatçı itiraz etmişti. Neye itiraz etmişti? Şuna itiraz etmişti. Demişti ki sizin koleksiyonunuzda olan ve satmaya çalıştığınız şey video eseri, sanat eseri değil. Benim arkadaşıma verdiğim bir kopya. Dolayısıyla da onu satamazsınız sanat eseri olarak diye itiraz etmişti. Dolayısıyla hani o sistem, sanat sistemi, etrafında ona anlam veren sistemin kendisinin oluşumunda sanatçı öznenin iyiliğini devreye çıkartan bir şey. Yani ben ona o kopyayı, çünkü sonuçta öyle ya video, 5 kopya sanat, 6.'sı değil. Ama o 5 kopyanın hangisi olduğunu izleyiciler, dinleyiciler, sanat erbabı vesaire karar vermiyor. Sadece sanatçı karar veriyor. Bu 5. Dolayısıyla onun öyle bir söz hakkı var gibi bir yerden hareket ediyor. Bir de şunu da ekleyeyim, sonra sana bakayım. Bu yapıtın etrafında bir tür gene bulutsu böyle bir sistemden bahsediyorsun değil mi? Nesnenin performatif dediğim performansın, o ortaya çıkan şeyin öncesi ve sonrasındaki bütün bir sistem. Olay var, hani nesne yok, olay var dediğin temsiller, temsil biçimleri, dağıtık temsil, kalıntılar, fotoğraflar, videolar vesaire. Bunları bu dematerialization'ı ileriye taşıdığım iddiasında olan bir sanatçı olan Tino Segal üzerinden konuşalım istiyorum. Çünkü onu şu günlerde özellikle önemli hale geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir de şey dedin ya, orası çok çarpıcıydı. Görmesem de olur, görmeme gerek var mı dediğin yer çarpıcı bence. Çünkü şu günlerde şunu merak ediyorum sıklıkla. Bir sergiden, bir eserden, bir yapıttan bahsederken görmen lazım. Ya da başka bir özel bir olaydan bahsederken kullandığımız bu kalıp, görmen lazım kalıbı. Aslında çoğu kez gitmen lazım anlamında kullanılıyor. Yani gitmeden 360 derece web sitesine girersem olur mu diye soruyor. Yani bu bir görme mi? Yoksa gitmem mi lazım diye düşünüyorum. Sen direkt tabii hani temsil, hatta kitabi temsil, Malevich için
herhalde senin için fikir yeterli oldu hakkında yazmak, konuşmak için. Değil mi? Ya da böyle bu 360 derece temsillerde bazen şey görüyoruz, bilmiyorum hiç denk geldin mi? Grup sergisi, performans yapılmış olan bir alan var. Orası ama boş. Performansın da tarifi var orada. Böyle bir performans burada yapıldı diye. Ama bu öyle bir şey ki pekala proposal da olabilirdi. Yani çoktan yapılmış bir performansın ne yapıldığını söylüyor ama yani performansçı bunu biz seninle böyle bir sergi düzenliyor olsak böyle bir fikrim var diye önereceğim metinden çok farklı değil. Bunu yapan sanatçılar var zaten. Hani direkt bu ifadeyi Sollevit diyor zaten. Hani zihninde olması yeterlidir diyor. Yapmış olmasını herhangi birisi yapabilir diyor. Ve bunu bir tek o demiyor. Fluxus'un birçok sanatçısı da bu fikri söyleyecek zaten. Yani evet. 70'lerde. Oradan alıp sana bırakayım. Ben daha devam etmeyeyim. Tekrar geri gelirim. Sen istersen böyle bir 60'lara 70'lere geri dönüp almak istiyorsan öyle al. Yani orada evet bir maddesizleştirme işte bu Lucille Barton'ın bahsettiği dematerializasyon sanat nesnesinin nesneden arındırılması, teknikten, zanaatten, ustalıktan arındırılması ve işte malzeme de bu nedenle değil mi? Şey ucuz malzemeler, kolay malzemeler. Fabrikadan üretilebilmiş malzemeler. Sanatçının dışında başkalarının işi ürettiği durumlar. İşte ustalar ya da mühendisler ya da herhangi birisiyle çalışmak gibi şeyler ortaya çıkmıştı. Bir taraftan da işte performanslar. Yani mesela gidip sokakta birini takip etmek. Bir tabureye 100 kere inip çıkmak gibi şeyler. İşte vücut sıvıları, dışkılar, nefesler. Hep aslında o klasik heykel ve resim geleneğinden gelen o malzeme ki bu o kadar güçlü bir gelenektir ki yani minimalizmde bile hala biz heykel yapmıyoruz demelerine rağmen ortada böyle çok net katı nesneler vardır. Bunu yıkan kavramsal sanattı. Yani daha önceden tabii Dada ile aşınmaya başlamıştı. Bence 80'den sonra tekrar sanat tarihinde biraz kapitalizmin etkisiyle bir şey yaşandı. Bir nesne fetişizmine dönüş. Özellikle yeni soyut resim, yeni figüratif resimle birlikte ve hatta genç İngiliz sanatçılarıyla birlikte 90'larda tekrar böyle o üç boyutluluk önem kazandı. Bunu ama bazı örnekleri çok güzel, bazı örnekleri bilmiyorum, emin olamıyorum. Ama hani bugün o yani o dönemki şey yok, sanat yok. Yani o dematerializasyonu vurgulayan sanat yok. Bugün daha nesnenin ön planda olduğu, yani fiziksel nesnenin. Tabii bu dilden de kurtulmak çok güç. Dikkat ediyorsanız konuşurken sürekli aslında bir paradoks çelişki oluyor. Çünkü muhtemelen dilimizle kurduğumuz için bu sistemi, dünyayı, orada da başka bir konu ama küçük bir parantez. Bu Carlo Rovelli şey diyor, bu izafiyet teorisini anlayamıyoruz tam olarak yani diyor. Çünkü dilin de büyük sorumluluğu olduğunu söylüyor. Çünkü dilimiz bizim Newton'cu. Yani geçmiş var, işte gelecek var, şimdi var falan. Oysa ki ya genel bir zaman var ya dilimizde. Böyle lokal bir zaman yok. Dolayısıyla dilden ötürü de o zamanı bir türlü anlayamıyoruz diyor. Bu nesne meselelerinde de mecburen nesnelerle konuştuğum için yoksa hiç konuşamam. Bir akış halinde bir dil olmaz. Gerçi şu Arrival diye bir film vardı. Orada biraz o zamanda yolculuk eden ve böyle daha akışta analog bir dil vardı böyle o uzaylıların kurduğu. O geldi aklıma. Belki o zaman yapıtlar hakkında konuşmak daha şey olabilirdi diye düşünüyorum. Ya da yine buradan dağıttım artık darmadağını diyeyim. Belki de dilimiz yüzünden öyle algılıyoruz şeyi. Yapıtları. İşte nesne, şu bu, şu su. Ya nesne var, onun şöyle özellikleri var falan diyoruz. Evet, sonuç olarak bugünkü örneklerde yani çok çeşitli bugün sanat tabii ama mesela işte şeyi konuşmuştuk, Pierre Huc. Ben bu hani dağıtık temsili örnek olarak gösterdiğim bir sanatçı. İşte Documenta'da yaptığı iş
var. Orada işte bir arazide yani böyle bir inşaat yığını mı burası yoksa bir şeyler yapılmış kalmış mı? Bilinçli mi konmuş, bilinçsiz mi konmuş? Bir garip canlılar var, bir tavus kuşu var, bir köpek geziyor içeride, köpeğin ayağı boyalı. Hani nerede sanatçı müdahale etmiş, nerede etmemiş? Bir taraftan da bakıyorsunuz böyle iyice inceleyince eski bir sürü sanatçının çalışmasına gönderme yapan küçük küçük öğeler var. Ama bunları okumadan bilmek çok zor. Orada işte yan yatmış bir meşe ağacı var. İşte boysa gönderme yapan bir iş var. Daha önce orada iş yapmış sanatçıların şeyleri falan. Böyle hem sanat tam işte dediğim bütün boyutlarını ele alıyor. Ki Pierre Huc bu bahsettiğim meseleyi bence çok bilinçli ve farkında olarak çok iyi kullanıyor. Her uzamın üstüne, altına, yanına, her tarafına da bu ağı kuruyor. Yani orada bu ve buna benzer. Tino Segal de öyle. Değil mi? Gidip şu diyemiyoruz. Ben bunu çok seviyorum artık. Yani şu işte yapıt bu. Bak falan elimde. Falan. Hani malzemeyle de buna izin vermemek mümkün. Öyle bir malzemeyi organize ediyor ki orada sanatçı. Bir atmosfer yaratıyor size. Yani bir içinde hareket edebileceğiniz bir ortam yaratıyor. İşte ve bu ortamda değişiyor. İçinde canlılar da var çünkü. Eskiyor da. Aman ben eskimeyeyim, yok olmayayım, kaybolmayayım, cilalanayım derdi de yok. Belgeleri zaten yetiyor anlatmaya çalışmaya. Şimdi bu çalışmayı da mesela zaten gidip görmedim. İçinde tabii deneyimlemek başka olurdu ama yine üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında sanatı, sanat yapıtlarını bu söylemler, konuşmalar, teoriler biraz var ediyor. Üzerinde belki konuşalım diye yapıyoruz. Konuşmasak çünkü anlam kazanmıyor. İşte mesela şimdi bunları konuştum. Belki siz işte bu sanatçıyla ilgileneceksiniz ve sizin için özel bir anlamı olacak artık. İşte yeni layer ekledik. Adamla benim hiçbir ilgim yok mesela. Hani onun bundan haberi de yok. Çalışma almış başını gitmiş. Yani o iletişim sistemi içinde bir elektrik akımı gibi devam ediyor yani. Yaşamını sürdürüyor. Evet böyle. Bu merkezsizlik için bir yandan da günümüzde şimdi bu bahsettiğin temsillik, dağıtık temsiller, o sistemsel yani yapıtın, ürünün etrafını önden ve sonradan zamansal olarak saran o bulutsu şeyin varlığı düşündüğünce Hüg'ün yaptığı gibi işi zaten var olanların içine gömmek şart değilmiş gibi de gözüküyor. Yani heykel de yapsak gene bronz heykel de yapsak gene aynı şey olacak sanki. Gene merkezsiz olmuş olacak. Öbür teoriye eğer ona sadık kalmaya devam edersek diye söylüyorum. Öyle ama işte bunu şimdi bunu vurgulamak başka bir şey. Yani zaten özünde ben bunu geçen hafta kavramsal sanat anlatmıştım. Orada da yineledim. Yani özünde bence bütün sanat kavramsal. Sadece Duşan sonrası falan değil. Hepsi kavramsal. Ama bunu özel olarak vurgulamak, bunu dert edinmek ve çalışmasında bunu göstermek başka bir şey. Bazı sanatçılar bunu ben istesem de istemesem de zaten dedim ya işaret edemiyorum. Tino Segal'in ben nesini göstereceğim? Yani bir olay yapıyor. Ve bu olayı belgelemiyor bile. Yani hakkında konuşuluyor. Yani dolayısıyla burada çok bilinçli bir hareket, bir vurgu var. Bu sanatçılara özel bir yer vermek gerekiyor. Çünkü bunlar daha sınırlarda hareket ediyorlar. Aslında tam da o şey sınırında. O cemaat, sanatçı cemaatinin büyük bir kısmının aslında çok da onaylamayacağı. Hani şiir, şair cemaatinden söz ettik ya. Öyle bir, yani bu iki sanatçı değil tabii. Bunlar artık çok ünlenmiş büyük sanatçılar. Yani sanatçı cemaati onaylamamış olsaydı zaten duymazdın da. Duymazdık ama bunun çok uç örneği. Çok kısa süre önce, 3 sene önce işte Forensic Architecture Tate Turner ödülüne aday gösterildi. Büyük tartışma çıktı. Grup bile kendi içinde tartıştı yani. Hani biz birileri dedi ki bunlar sanatçı değil. Ama sanatsal bir şeyler yapıyorlar. Şimdi şu an böyle de bir durumlar var artık. Hani bir şeyin sanat olup olmamasına da geçtik. Bir sürü alandan uzman insan bir arada bir takım yapılar kurduğunda
Ve bu yapılar bazen sanatsal da olabiliyor. Ya da sanatsal yönü olabiliyor. Yani şunu da düşünmememiz gerekiyor galiba. Bir şey ya sanattır ya değildir. Ya budur ya budur diye düşünmememiz gerekiyor. O anki bağlamda, değil mi, bir Instagram örneği gibi olsun. Bir filmi sinemada gösterdiğim zaman başka bir şey oluyor. Müzede gösterince daha böyle bir video art gibi, daha plastik öğelerine yoğunlaşıyor. Mesela sinemada belki o kadar onu yapmıyor. Ya da müzede başka bir şeylerle sergileniyorsa aynı film. Film aynı. Dolayısıyla bağlama göre bir şey, bir nesne bir sürü bir şeye sahip olabiliyor bence. Estetik değeri olabilir, hukuki değeri olabilir, ne bileyim, eğlence tarafı olabilir. Mesela Hollywood filmlerini izlerken bazı sahnelerden çok eğleniyorum. Kesinlikle sanatsal olduğunu düşünmüyorum. Bazı sahnelerde de görüntü yönetmeni burada işte şöyle bir hareket yapmış demiş. Şimdi bu filmi alayım komple bir sanat kategorisine koyayım, şu kategoriye koyayım, buna gerek yok bence. Bir şey, bir sürü bir şey olabilir diye düşünüyorum. İşte Forensic Architecture'da sanatsal yönü olan ama aynı zamanda çok adli, ciddi, büyük politik meselelere yol açan bir grup. Ve onlar işte bir en prestijli, İngiltere'nin en prestijli sanat ödülüne şey gösterildiler, aday gösterildiler. Ve aslında o sınırda bir hareketti gerçekten. Bence biraz oraya doğru gidiyor. Yani en azından ben o uçlardaki örnekleri izlemeyi, takip etmeyi çok seviyorum. Çünkü hem beni zorluyor, kendimi geleneksel hissettikçe ne yapacağımı şaşırıyorum. O iyi bir his bence. İnsanı dinamik tutuyor. Hem de hep sanat tarihi zaten baktığımız zaman uçların tarihi. Yani ortadakileri konuşmayız ki. Yani akademik resmi kim konuşuyor mesela bugün? Evet, yani onlar da bir takım değerli şeyler yapmıştır ama hep konuştuğumuz insanların hepsi avantgardlar. Yani uçlar şeyi, kümeyi kenarlara iten, sürekli genişletmeye çalışan ve bazen yıkmaya çalışan, yok etmeye çalışan insanları konuşuyoruz. Bugün de öyle şey, öyle insanları incelemeye ya da öyle olayları bulmaya çalışmak keyifli oluyor. Bu dile getirilemeyeni konuşmak da dedin ya, hani dilimiz yetersiz, sözler tekrar oraya geliyor falan. Bu travma hakkında sanat, travma üzerine sanatın falan da ana konusu gibi aslında biraz. Travma dile getirilemeyeni. Ben o anlamda demedim tam. Yani duyguların ya da yaşanan olayın çok karmaşık olmasından ve dilin bunu yetersiz yetmemesinden değil de ben genel olarak aslında gramerimizden bahsetmek istedim. Yani dil bilgisinin buna izin vermemiz. Dil bilgisinin işte 3 tane zaman içermesi sadece. Ya da zamanı geniş zaman olması hep dil bilgisinin. Yani ben buradayım, şu an buradayım dediğimde siz de aynı şeyi anlıyorsunuz. Bu aslında fizik bilimi açısından korkunç bir sorun. Öyle değil çünkü. Yani ikimizin de lokal şimdisi başka ve kıyaslanıp konuşulamaz. Yani göreceli bir dil bilgisi yok. Tabii bu belki dilin doğasından mı bilmiyorum. Buralara hiç girmeyelim şimdi. Başka bir zaman keyifli bir tartışma oluyor yani, ama. Evet, anladım o dediğini. Zaten travma ile ilgili olan da gene aynı şey, farklı değil. Çünkü orada da mesele olayın korkunçluğu değildir. Olayın narrasyonu alınamamasıdır. Narrasyonun başlangıç, gelişme, sonuç aşamalarından oluşan bir narrasyona olayı alamazsın çünkü travmatik olay belirli bir zamanda kalmaz. Çok zamanlıdır, devam eder o farklı zamanlarda. Böyle oldu bitti diye bir cümle narrasyonuyla tutamadığın için onu anlatmak için sanat vesaire ya da sessizlik gibi başka şeylere ihtiyacın vardır. Bu göstermeden göstermenin, hani konuşmadan konuşmanın başka biçimleriyle de belki de beraber düşünmek mümkün. İroni de biraz böyle. Yani... Evet, sanatın bence en değerli tarafı o. Hiç de bırakmadığı tarafı. İşte tarif etmesi de zor onun ne olduğunu ama yani ben şöyle düşünüyorum. Böyle yine aynı kelimeyi kullanacağım, terimi karmaşık, yani kompleks bir dünya var. Ve akıp giden, sürekli hareket halinde kıpır kıpır bir evren var. Buna verdiği refleksler sanatın, onlar da ona çok benzeyebiliyor. O yüzden hissettiriyor bize. Yani çok sevdiğim bir laf var. Hangi düşündüğümü hatırlamıyorum. Sistemleri analiz edemezsiniz ama sistemlerle çok iyi dans edebilirsiniz diyor. Sanat da böyle biraz bence. Yani dans ediyor.
oturup analiz etmiyor. Ama dile geldiği andan itibaren gramer onu parçalara bölüp mecburen şey yapıyor. Paketler halinde paylaşabileceğimiz enformasyonlara çeviriyor. Sanatın yarattığı şey ise çözünürlüğü çok yüksek olduğu için zaman ve uzamsal açıdan yani bilgi enformasyonlarının çözünürlüğü çok güç. Oturup zaten analiz etmiyor. Yani onun paralelinde onunla birlikte dans edip onun çok en kavramsal işlerde bile bence onun hissiyatını veriyor. Bir duyumsamaya dair bir şey yapıyor. O yüzden herhalde varlığını devam ettiriyor diye düşünüyorum. Orada mısınız? İronide de benzer bir şey var diyordum. İronide de aslında hani söylenmeyeni karşı tarafın anlamasını, beklentisine dayanan bir anlatma çabası var. O anlamda bilmiyorum, ironik iş bu. Hani bahsettiğin avantgardlardaki ironiklik ne ölçüde birbirine bağlayan bir şeydir. Diyelim Hugin bahsettiğin işteki tek bacağı pembeye boyanmış köpek belirli bir gülümsetiyor mu mesela, ya da bir komedi çağrıştırıyor mu, bir şaka düşündürüyor mu, bir şey var burada ama ağır bir mesaj gibi değil de şakalı bir mesaj gibi, şakalı bir ses iletiliyor gibi ama ne falan. Yani işte şey, maymunlara maske taktırdığı bir çalışma var mesela, insanın maskeleri. Daha doğrusu insanların takacağı maskeler ve maymun, yani şempanzeler takıyor. Böyle bir filmi var. Orada ya da işte yengeç ya da bir deniz kabuklusu da işte akvaryumun içinde bir maskeyi yuva olarak kullanıp onunla geziyor. Mesela orada var bence bu sizin dediğiniz şey biraz. Yani ben pembe köpek bacağında da biraz var olduğunu düşünüyorum. Çünkü onunla ilgili bütün hani gördüğüm yazılarda vesaire hep pembe köpek bacağını gören, biraz gülümseyerek bir sanatla karşı karşıya olduğunu ilk düşündüğü an oluyor genelde. O köpeğin adı bu arada insan. Evet, human değil mi? İnsan. Evet. Ve hani mesela bu bile, köpeğin böyle adını mesela söylerken gülüyor oluşumuz bile bunun şey yaptı. Yani köpeğin adına gülüyoruz. Evet. Onun tek bacağının pembe olmasını aklımızda tutuyoruz. Pembe renk de böyle bir kendine göre çağrışımları olan bir renk. Onlar kim bilir bizim aklımıza ne geliyor ki, daha ona göre bir gülüşümüz oluyor falan. O öyle oyunlar da sanki bir parçası gibi geliyor bana. Evet. Bir de hani sanatçıların işleriyle ilgili konuşmalarını, işlerinin kalıntılarını, temsillerini esere dahil etmeyi şöyle gören bir yanım var. Bir eserle beraber giden temsiller var. Yani daha eser üretilmeden önce hazırlanan basın bülteninden sanatçının verdiği konuşmaya, ya da Ece Ayhan örneğinde mesela 80'lerde verdiği söyleşilerde 60'larda yazdığı şiiri yerine oturttuğu çok güzel metinleri vardır sırasında. Orada o kitabın hani 60'larda çıkan kitabın bulutunda, etrafında devam eden bir şey gibi 80'lerde verdiği söyleşi. Ama 90'da, 2000'de diyelim bizi oturduk bir Ece Ayhan incelemesi yaptık ve Türk sanat ve şiir tarihini onu bir yere oturttuk. Bu başka bir şey diye düşünüyorum. Bu okuma, yani bizim bu sonradan yaptığımız okuma, o etrafındaki buluta dair değil, bizim bütün sanatın neliğine dair kurduğumuz anlatı yapısı içerisinde ona da bir rol vermiş oluruz. O role ama işte onu dair koparamıyoruz ya ondan. Yani benim demek istediğim o. O oradan uzaklaşınca o şey olmadığı için yani ayıramıyorum. Şu bardağın kutu gibi bir şey o bence. Fonksiyonunu yitiriyor yani bu kulp olmayınca. Fonksiyonunu yitiriyor tabii. Onun fonksiyonu o zaman, ama bir yani olarak taşıyor. Yani temel özelliğini yitiriyorsa, kaybediyorsa demek ki onun parçasıdır. Burada ben bu sorundan kurtulmak için, bu çok genişletiyor çünkü çerçeveyi, işte yoğunluk
kelimesini kullanıyorum. Hem de yoğunlaşma, konsantre olma. Yani sergi mesela bir konsantrasyon alanıdır. Duvarlar evet. kapalıdır falan. Sinema öyledir. Kitap öyledir yani. Kitap kapanırım kitabın içine. Dolayısıyla bunlar bize belli bir süre yoğunluklar yaratıyor. Ama bu yoğunluğun kendisini yapıtla karıştırmamak gerekiyor. Her şeyine yoğunlaşabilirim. Yani bazı yapıtların bana bir arkadaşım şey dedi mesela, ya işte şu falan cişinin dedi hakkında yazdığın şey çok güzel dedi. Şimdi üzülsem mi sevilsem mi bilemedim. Hani çalışmayı beğenmemiş belli ki ama işin hakkında söylediğim şeyi beğenmiş. Hani orada mesela kafam çok karışmıştı. Bunun o zaman bir ileri şeyi senin işini beğenmemek, işin hakkında söylediğin şeyi beğenmemek ama diyelim X kişisinin bütün bunlar hakkında söylediği şeyi beğenmek olabilir. Belki bilmiyorum. Zor zor konular. Oraya doğru gidebilir. Şimdi başkaları hakkında konuşmak kolay değil. Evet. doğru. Peki galiba zamanı doldurduk gibi görünüyor, her ne kadar aradaki kesintilerden dolayı tam hesap etmek zorsa da. Konular uzun, bir girmiş olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifliydi çok. Tartışmaları başka mecralarda devam etmek ümidiyle diyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.